Evet. Örneklerle başlayalım bakalım. Şöyle yavaştan yavaştan örneklerimizi yapıp konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Birinci örneğimiz en basitinden şöyle. Şurası 10 volt olsun. Artık bu notasyona alışacaktık hatırlarsak. Artık illa aklımıza şey gelmeyecekti. Artısı eksisi belli olan bir voltaj kaynağı belli gelmeyecekti ama toprağa göre belli bir voltajı olan bir çizgi nokta şeklinde göstermeye başlamıştık artık voltaj kaynaklarını. Böyle daha çok kullanılıyor çünkü. Notasyon olarak bu daha kolay geliyor en azından bize. Sorumuz bu. VTN eşittir 1 volt ve KN eşittir 25 mikroamper birimlere dikkat bölü volt kare. Her şeyi bul. Yani standart basit başlangıç sorusu her şeyi bul. İlk başta bakmam gereken şey bu ne? Yani bu transistör ne ola ki? Ne yapıyorum? Hiç zorlamadan ezbere gerek yok. Bakıyorum. Okun olduğu tarafa source diyorum. NPN'de emitter diyordum. Burada source diyorum. Okun olmadığı tarafa drain diyorum. Ve arıya gate diyorum. Ve ok yönü, akım yönü diyorum. Oka baktığım zaman akım yönüm benim drain'den source'a ok, drain'den source'a yani bu bir nMOS. Eğer ok source'tan drain'e olsaydı pMOS olacaktı. Ok drain'den source'a olduğuna göre bu bir nMOS. Tamam, nMOS süper. Şimdi bakıyorum. Huh, ne yapacağım? nMOS ve pMOS yani NPN MOSFET transistörlerin bir avantajı gate voltajını çoğu zaman tahmin yapmadan hesaplayabilirsiniz. Niye? Çünkü gate'den akım akmaz. Burası IG. Niye böyle olacak IG? Çünkü hatırlarsanız şu ok yönünde olacaktı. IG ama IG 0. Niye 0? DC'de. Bakım 0 zaten. Her şey DC zaten. 0. Ne oluyordu hatırlayalım. NPN ya da PNP'de buradan bir base akımı aktığı için bu akımdan dolayı şuradaki voltaj hesaplayamazsınız. Burada bir düğüm yapmanız gerekir. Buradan bir akım akıyor. Fakat burada bu akımı hesaplayabilirsiniz. Mesela buraya I1 dedim. Buraya I2 dedim. Hemen baktığım zaman I1 eşittir. I2 artı IG. Ve bu arkadaş 0. I1 eşittir I2. Ha, I1'i hesaplayabilirim. Nereden hesaplayabilirim? Standart düğüm voltaj, düğüm gerilim yöntemini hesaplayabilirim. Buraya VG diyeceğim galiba. Hemen I1 yerine ne yapabilirim? Ohm kanunu. Bir akım bir dirence giriyor. 10 volt eksi VG bölü 700K. I2 ne? Yine bir akım bir dirence giriyor. VG eksi 0 bölü 300K. Esasında bunu yazmama hiç gerek yoktu. Burada basit bir direnç bölmesi vardı. Yani gerilimi bu dirençler kendi üzerlerindeki değerlere göre paylaşırlardı. Onu biliyorum ama yani işimi garantiye aldım. Standart bir ohm kanunundan yaptım esasında ben bunu. IG'nin 0 olması yalnız bunu sağladı. IG 0 olmasaydı ben bunu yazamazdım. NPN'de bunu yazamam. Niye yazamam NPN'de? Çünkü base akımı 0 değil. Ama yani 0 olmayabilir. Ama burada her durumda ister lineer olsun bakalım kafamız karışmasın. İster lineer olsun, ister doyum olsun. Yazmadık mı ya? İster lineer olsun, ister doyum olsun, ister kesim olsun. Her durumda IG akımı 0. Çünkü orada bir yalıtkan var, o akımı engelliyor. Bu durumda hemen VG'yi buradan 3 volt diye hesaplayabilirim. İşte içler dışlar çarpımı yaptığım zaman VG 3 volt olarak ortaya çıktı. Süper. Bakın VG'yi daha tahmin yapmadan hesaplayabildim. Şimdi bakıyorum. VG 3 volt, VS'de 0. VS'nin 0 olduğu belli. Aa, VGS'yi hesapladım hemen bakın. 3 volt. Daha tahmin yapmadan VGS'yi hesapladım. Her zaman kolay olmaz bu kadar ama burada çok kolay oldu. Tahmin yapmadan VGS'yi 3 volt olarak hesapladım ve VTN'nin de 1 volt olduğunu biliyorum. Ha, neymiş bu? Demek ki bu arkadaş kesimde değilmiş. Niye? Kesimde olması için ne olması gerekiyordu? Kesimde olması için source'da kanalın kapalı olması gerekiyordu. Yani VGS'nin VTN'den küçük olması gerekiyordu hatırlayalım. Fakat burada VGS VTN'den büyükmüş. Demek ki bu arkadaş kesimde değil. Ne kaldı geriye? İki ihtimal kaldı. Yani kanal source'da açıkmış. Kanal source'da açıksa iki ihtimal kaldı. Kanal source'da açık. Kanal source'da açık. İki ihtimal kaldı. Ya bu arkadaş lineer ya bu arkadaş doyum. Hangisi bilmiyorum. Yani
MOSFET'te o devreye bakarak işte dirençler o kadar değil. PNP'de hani base'deki dirençlere ve kolektördeki dirençlere bakarak kafamızda bir şeyler canlandırabiliriz de MOSFET'te pek öyle o kadar kolay değil o iş. Mecbur deneyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Burada bu şey de olabilir, lineer de olabilir, doyum da olabilir. Doyum formülü daha kolay. Bakın hatırlarsanız daha basit. Onun için doyum yapması daha mantıklı esasında. Ama burada yani lineerden de başlanabilir ama doyum çoğu zaman daha kolay bir işlem oluşturuyor bize. Doyum mu? Kesim olmadığını biliyorum, değil mi? Kesim olamaz çünkü VGS VTN'den büyükmüş yani ya doyumdur ya lineerdir doyum mu? Doyumdaki formülüm ne? Şu. Doyumdaki formülüm bu. Ama doyumdaki eşitsizliklerim ne? Eşitsizlikler de önemli. Doyumda neydi? Source'da açık, drain'de kapalıydı. Tamam. Artık geri geri git gide beynim döndü. Yapmayalım. Doyumda ne oluyor? Source'da açık, drain'de kapalı. Yani burun doyumu, FET'in doyumu şeyin bipolar transistörün ileri aktifi gibi bu doyum yani source'da açık, drain'de kapalı. Source'da açık olması neydi? Bakıyoruz. G source ok yönünde G'den S'ye. V GS büyük eşit VTN ki bu koşul sağlandı zaten. 3 volt 1 volttan büyük, değil mi? Drain'de kapalı. Yani V GD. Niye burada? Burada ok yok. Yani artık onu anlayacağız. Ok bu tarafa ise burada bu tarafaymış gibi düşünebiliriz. V GD kanalda. V GD küçüktür VTN. Çünkü doyumda kanalın bir tarafı açık bir tarafı kapalıydı. VG de küçüktür VTN. Ve buradaki akımımız neydi bizim? IDS eşittir 1 bölü 2 KN VGS eksi VTN'nin karesi. Hesaplayalım. 1 bölü 2 KN ne? 25 mikro. Aman birimlere dikkat. VGS ne? 3. VTN ne? 1. 1'in karesi. Bakın VGS'yi 3 buldum zaten. Ben tahmin yapmadan bunu buldum. Bu da şaşırtıcıydı. Her zaman öyle olmaz. Tahmin yapmadan VGS'yi bulabildim. VTN'nin de 1 olduğunu biliyorum. 3 eksi 1'in karesi zaten oradan çıktı. Baktım. Bu 2. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 25. Ne? 100 mü? 100. 100 bölü 2 50. 50 mikroamper. Ya da 0,05 miliampermiş IDS. Tamam, IDS'yi buldum. Süper. Neyi bulacağım şimdi ben? Doyum. Şunu kontrol ettim. Bunu kontrol etmem lazım. Bunu kontrol etmeden benim sorum bitmedi. Eğer bu da doğruysa problem çıktı. Baktım. IDS'yi buldum. IDS'yi biliyorsam şu akım. Bu da, o zaman bir akım bir dirence giriyor. Buradan hemen drain voltajını bulabilirim, değil mi? Bir akım bir dirence giriyor. Hemen bulayım ben bunu. 10 volt. 10 volt eksi V drain bölü 100K mı? 100K eşittir IDS. Tekrar bakayım anlayayım iyice. 10 volt eksi V drain. Tek bir noktanın voltajı olmaz ama ortamda toprak varsa o noktanın toprağa göre voltajı diye oraya tek noktaya bir voltaj diyebilirim. Ohm kanunu. 10 volt eksi V drain bölü 100K eşittir. Buradan geçen akım ki o da IDS. O da neymiş? Hadi 0 nokta 0,5 miliampermiş. 100K ile 0,05 miliamperi çarparsak 5 gelir. Mili ile K çarpımında birbirini götürür. Aman birimlere dikkat. 10 volt eksi VD eşittir 5 çıktı. Ve VD ne çıktı buradan? 5 volt çıktı. Benim neyi kontrol etmem lazım? VGD'yi kontrol etmem lazım. VGD eşittir. VG sanırım 3 volttu. Eksi 5 volt. O da eşittir eksi 2 volt. Küçük mü VTN'den ki o da eşittir 1 voltta? Doğru. Kontrol tamam. Yani benim devrem nerede çalışmış arkadaşlar? Nereye gittim? Benim devrem nerede çalışmış? Doyumda çalışmış. Yani şu anda pek bir şey bize ifade etmedi açıkçası. Transistör doyumda çalışmış. Bana ne falan. Yani bu şu anda hani tekrar ediyorum. Hani biraz böyle saçma sapan sorular çözerek transistörün hangi bölgede çalıştığının hissiyatı oluşacak. Sonra yavaş yavaş bir sonrakinde artık bu transistör doyumda çalışınca ne oluyor? Lineerde işte çalışırsa ne oluyor demeye başlayacağız. Lineerde çalışırsa ne oluyor? Hemen bu derste kısaca biraz böyle yani bu ders değil de bu dersin sonlarına doğru
ilerideki şeylerde. Kısaca işte transistör anahtar olarak kullanılması diyeceğiz. Doyumda o koskoca elektronik bir zaten tamamen onunla alakalı. Bir yani orada bayağı bir konu var yani doyumda çalışması. Ama bu doyumda çalışıyormuş. Yani şu anda doyumda çalışmanın ne demek olduğunu hissedemesek de doyumda çalıştığını anlamış olduk. Peki bir soru daha çözelim. 10 volt. 10 mek. 10 mek. Bu mega dikkat ederseniz. 6K. Transistör. VTN eşittir 1 volt ve KN eşittir 1 miliamper. Yine her şeyi bulun sorusu. Standart bir soru, her şeyi bulun. Şimdi bakıyorum. Dikkat ederseniz yine daha tahmin yapmama gerek olmadan gate voltajını bulabilirim. Niye bulabilirim? Çünkü gate akımı sıfır. Öncelikle ama bu transistör neymiş, neciymiş onu anlayalım. Bakalım. Okun olduğu tarafa source dedim. Okun olmadığı tarafa drain dedim. Araya gate dedim. Ve oka baktım. Ok drain'den source'a. Ok drain'den source'a. Yani bu bir NMOS. Zaten şuradaki VTN'nin ve KN'in N'sinden bunun NMOS olduğunu anlamıştınız zaten. Ama yine de biz işimizi garantiye alalım. İşte bu bir NMOS. He, süper. Anladım. Problem yok. Şimdi bakıyorum. Gate'e bakıyorum. Gate'in akımı da şu. Ve IG'nin 0 olduğunu biliyorum. Gate akımı sıfırsa buradaki I1 ve I2'ye bakacağım. I1 eşittir I2 artı IG diyeceğim. IG 0 diyeceğim. Şuraya VG diyeceğim, değil mi? Şuraya VG diyeceğim. Aynı yaptığım gibi 10 volt eksi VG bölü 10 mega eşittir VG eksi 0 bölü 10 mega diyeceğim. Zaten bu bir direnç bölgesi olduğunu anlayacaksınız. Ve VG'nin 5 volt olduğunu daha ben tahmin yapmaya başlamadan bulacağım. Bunda bir sıkıntı yok. Bu kolay. İki tane direnç eşit zaten. Akım yok. Akım olsaydı iş değişirdi. NPN'de bunu yapamazsınız. Çünkü akım olduğu için I1 eşittir I2 diyemezsiniz. Diyemediğiniz için de her şey değişir. Peki. Burası 5 volt. Source'u bilmiyorum. O zaman VGS'yi bilmiyorum. VGS'nin VTN'den büyük mü küçük mü olduğunu bilmiyorum. Şimdi tahmin yapmam lazım yani. Bilmiyorum. Ama burada işte burada diyot olsa idi, diyot yok da 5 volt diyot direnç toprak. Bu diyot açık olur muydu? Olurdu. O zaman büyük ihtimalle buradaki transistörde kesim değil diyebiliriz. Böyle bir mantık kurabiliriz ama yaptıkça kendiliğinden çıkmasında da fayda var bu mantığın. Bakalım. Yani böyle bir şey diyebiliriz. Peki böyle bir durum var. Şu arkadaşı şuraya bir yerleştireyim. Önce birinci tahminimi yapayım. Kesin mi dedim. Şuradan çıkartırsam olacak. Kesin mi diye bir tahmin yaptım. Kesinde ne olacaktı arkadaşlar? Hatırlayalım. VGS küçüktür VTN olacaktı. Yani source'da kapalı. Kanal. Source'da kapalı olması ne demek? G'den S'ye, VGS küçüktür VTN olması gerekiyordu. Koşul neydi peki? Denklemler neydi? IG 0 da her zaman IG 0. Başka? IDS de 0. Ha, bakın buradan bir akım akıyor. IDS akımı ve akım 0. Yani yukarıdaki akım da dikkat ederseniz IDS. Aşağıdaki akım da IDS. Çünkü aynı akım akıyor. Ve bir akım bir dirence giriyor. Bakalım. V source eksi 0 bölü 6K eşittir IDS, o da eşittir 0 ise bu durumda V source ne olur? 0 volt olur mu? Olur. Bu durumda VGS'ye bakalım. VGS ne olur? 5 volt eksi 0 volt, o da eşittir 5 volt olur. Ne olması lazım? Küçüktür VTN, o da eşittir 1 volt olması lazım. Doğru mu? Yanlış. Çelişki. Yani demin ki hani burada 5 volt olsaydı, burada diyot olsaydı, burada direnç olsaydı bu açık olurdu. Onun için kesim değildir büyük ihtimalle diye düşündüğümüz mantık tuttu. Kesim değilmiş. Güzel. O zaman ne?
Bilmiyorum. Doyum da olabilir. Lineer de olabilir. Doyumun formülü daha kolay. O zaman tahminimi değiştiriyorum. Doyumdan yana kullanıyorum. Doyum mu? Yani lineer olduğundan emin olduğum bir durum yok şu anda. Onunla alakalı ipuçları gelecek ileride. Ama bu doyum mu? Doyum mu? Doyumdaki formülümüz neydi? Kanal source'da açık, drain'de kapalı. Yani doyumda kanal source'da açık. Bu doyum NPN'in ileri aktif analojisiydi. Source'da açık. Source'da açık olması ne demek? VGS büyük eşit VTN demek. Drain'de kapalı. Drain'de kapalı ne demek? VGD küçüktür VTN demek. Source'da açık, drain'de kapalı. Buradaki formülümüz neydi? IDS eşittir 1 bölü 2 KN VGS eksi VTN'nin karesi. Ne yazalım o zaman? 1 bölü 2 KN ne? 1 miliamper. Birimlere aman dikkat. VGS'yi biliyor muyum? Bilmiyorum. Açırayım. VG eksi VS eksi VTN'nin karesi. O da eşittir 1 bölü 2 1 mili. VG ne? 5. VS ne? 0 değil ha. O kesim tahminimizde 0 yapmıştık. Şu anda bilmiyorum. Akım aktığı için 0 olmayacak bu yani. Akımın ne olduğunu bilmediğime göre VS'yi bilmiyorum. Eksi VS eksi VTN'nin karesi. Ha, IDS'yi VS'ye göre yazabilirsem tek bilinmeyen tek denkleme çevireceğim. IDS'yi VS'ye göre yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Çünkü o akım bir dirençten geçiyor. Şurada yazdım zaten bunu. VS eksi 0 bölü 6K. Bir akım bir dirençten geçerse dirence girdiği noktanın voltajı eksi dirençten çıktığı noktanın voltajı bölü direnç ohm kanunu. Ha, gördüğünüz üzere tek bilinmeyen tek denklem haline getirdim. Pek sevimli bir denklem değil. İkinci dereceden bir denklem ama olsun yani sonuç olarak hala bir tek bir denklem. En azından kafam rahat. İki bilinmeyenle uğraşmayacağım yani. O zaman ne oldu? Şimdi şu alt K'yı karşıya attığım zaman K ile mili çarpıldığı zaman birbirini götürür. Şu 2 ile de bu gitti. VS eşittir 3 çarpı 4 eksi VS'nin karesi. Şöyle bir kabaca düşünelim bakalım. Bir kök bulabilirsem buradan işim çok rahat olacak. B kare eksi 4 AC ile uğraşmayacağım. Hemen mesela VS 3 olsa mesela 4 eksi 3 1. 1'in karesi 1. 1 çarpı 3 3. VS 3. Aa tuttu. Bir kök 3'müş. Çok güzel. Buldum. Bir kök bulduysam gerisi gelir. Bakalım. VS eşittir. Bu aynı zaten. 3 VS kare eksi 4 kere 2 8. 8 çarpı 8 mi ya? Evet. 8 çarpı 3 24. 24 VS artı 4'ün karesi 16 çarpı 3 48 mi? 48 eşittir 0. O da eşittir 3 VS karesi eksi 25 VS artı 48 eşittir 0. Bir kökün 3 olacağını biliyorum. O zaman buraya 1 ve 3 diyeyim. Burası eksi 1'e eksi 48 olsa komik mi olur? Evet, çok komik olur. Katılıyorum. O zaman burası eksi 3 olsa, burası da eksi 16 olsa yok ters oldu. Şöyle yapacağız. Eksi 3, eksi 16 olacak. Heh, tamam. O zaman ne oldu? Eksi 16 artı eksi 16, eksi 9 doğru tuttu. Yani VS birinci kökümüz 3 volt. VS ikinci kökümüz de 16 bölü 3 volt. Peki hangisi doğru? İki tane kök çıktı. Ne alaka? Allah Allah. Değil mi? Hangisi doğru? Hangisi doğruyu belirleyecek olan şey buradaki gizli ikinci formül. Yani ben ne diyorum? Source'da açık olması gerektiği için VGS büyük eşittir VTN olması lazım diyorum. Değil mi? Bakalım. Eğer bu koşulu sağlayan bir kök varsa bunlarda o kök doğru köktür. Bu koşulu ikisi de sağlamıyorsa yırttım. Tahmin yanlış. Bu koşulu ikisi de sağlarsa diye bir şeyi ben hiç daha görmedim. Öyle olunca onu kapatıyoruz. Yani bu koşulu ya bir tanesi sağlayacak ya hiçbiri sağlamayacak. Hiçbiri sağlamıyorsa o zaman zaten tahmin yanlıştır. Bir tanesi sağlıyorsa doğru odur, diğerini sallayacağız. Bakalım. Ne olması gerekiyor? VGS büyük eşittir VTN olması lazım, değil mi? V gate ne ya? Gate 3 gate 5 volt mu? Gate kaç? Gate 5 volt.
5 volt eksi Vs büyük eşit 1 volt olmalı. Yani Vs küçük eşittir 4 volt olmalı. Bak bakalım. 16 bölü 3 4'ten büyük. Ha bu değil. 3 4'ten küçük. Aha bu. Demek ki benim Vs'm neymiş bu durumda? Vs'm benim 3 voltmuş. 16 bölü 3 değilmiş. Tamam, Vs'yi buldum. Vs'yi buldum ve şunu da sağladım. Sıra ne var? Bu. Bunu kontrol etmem lazım. Eğer bu yanlışsa tahminim hala yanlış. Bu doğruysa tahminimi kurtardım. Yani şu anda sadece birinci eşitsizliği sağlamış oldum. Şimdi ikinci eşitsizliği sağlamam lazım. Bakıyorum. Neyi buldum? Vs'yi buldum. Vs'yi bulduysam arkadaşlar, ID'yi bulabilirim artık, değil mi? IDS eşittir neydi? Vs eksi 0 bölü kaçtı? 6K'ydı. O da eşittir 3 bölü 6K'dan 0,5 miliamper. Birimlere dikkat. Miliamper. Bakıyorum şimdi, bana lazım olan şey VGD. Yani bana lazım olan şey drain. Aa bak, IDS esasında başka bir şekilde daha yazılabilir. IDS aynı zamanda 10 volt eksi V drain bölü 6K şeklinde de yazılabilir. Doğru mu? Bir akım bir dirence giriyor. 10 volt eksi V drain bölü 6K şeklinde de yazılabilir. Çünkü aynı akım akıyor. Yani şuradan akan akım buradan da aktığı için, aynı akım olduğu için, şimdi bana da V drain voltajı lazım olduğu için 10 volt eksi V drain bölü 6K şeklinde de ben bunu yazabilirim. Çarp 3 çıkart, çarptık çıkarttık, VD oldu sana 7 volt. Neyi kontrol etmem lazım? VGD'yi kontrol etmem lazım. VG neydi? 5 volt. VD ne? 7 volt. Oldu sana eksi 2 volt. Küçük mü VTN'den? O da eşittir 1 volttan. Kontrol, tamam. Yani benim transistörüm neredeymiş? Doyum bölgesinde çalışıyormuş. İşte bu şeyde transistörde doyum olduğunu görmüş olduk. Dikkat ederseniz bu şeydeki sorudaki gıcıklık ikinci dereceden bir denklem ortaya çıktı. MOSFET'in işte gıcıklığı bu, ikinci dereceden denklemler ortaya çıkıyor. Fakat bu denklemler sonucunda ortaya çıkan köklerden bir tanesi sağlıyor koşulları, bir tanesi sağlamıyor. Sağlayan kökle devam ediyoruz. İkisi de sağlar mı? Ben daha hiç görmedim, sağlamaz. İkisi de sağlamadığı olabilir mi? Olabilir. O zaman tahmin yanlıştır. Ya da siz işlem hatası yapmışsınızdır. İkisinden biridir. Peki, devam edelim soru çözmeye diğer derste.